Bir daha benim çöplüğümde haraç aldığını duyarsam, ayrıca manitamın çevresinde dolaştığını görürsem, senin bacaklarını kırarım ulan! Tamam mı ulan? Seni hayvan! İt! 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 Hayvan! İt! Hadi köpek! İt! İt! Hayvan! Hayvan! İt! 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 Abi polis! Polis! Hayvan! Yürü lan! Gidiyoruz! Yürü lan, çabuk olun! Günaydın kızım. Günaydın anne. İyi uyudun mu? Gece yarısından sonra çalışmayı bıraktım. İyi yaptın. Hep çalış çalış, insan biraz da dinlenmeli değil mi? Evet, öyle. Çocuklar uyandı mı? Gitar tıngırtılarını duymuyor musun anne? Veli uyandı. Hem ne anlıyorsa bir gitardan sabah akşam tıngır tıngır. İlişmeyin çocuğa, canı ne istiyorsa onu yapsın. Zaten kimsenin bir şey dediği yok anne. Neme lazım, ben şimdiden söyleyeyim de. Biliyorsun Veli biraz kırılgandır, üzerine gitmek olmaz. Abin uyanmadı mı hala? Orul orul uyuyor. E uyandır kızım. Tamam. Çayı da götür. Thank you.
Abi. 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 Ne var? Hadi kalk, kahvaltı hazır. Kahvaltı yapmayacağım. Babam gitti mi? Hayır, evde. Okul nasıl gidiyor kızım? İyi baba. Aferin benim kızıma. Oduncu Salih'in kızı liseden sonra büyük okullara gidecek. Alim olacak. Büyük insan olacak. Sonra da eve ekmek getirecek. Çalış kızım, çalış. Çalışan hep kazanmıştır. Tembel tembel oturmanın kimseye faydası yok. Bu sözümü de kulağına küpe yap. Bir gün belki lazım olur. Haydar nerede? Abim uyuyor baba. Ne uykusuymuş bu? Çok çalışıp yoruluyor da onun için bu kadar çok uyuyor. Okuldan da uzaklaştırıldı. Sanki uzaklaştırılmasaydı okuyacaktı. 7 yılda liseyi bitiremedi paşamız. Dışarıdan bitirecekmiş seneye. Seneye seneye! Ne bitmez seneymiş bu be? İnsan okumuyorsa çalışır bari. Hadi bu üniversiteye hazırlanıyor. Ona ne oluyor peki? Onun yaşındaki insanlar iş sahibi hanım. İş sahibi. Düzelmez. Güneşi üzerine dolduran adamdan hayır gelmez. Gelmez. Düzelir bey, düzelir. Kaldır şunu. Haydar. Uyan güzel oğlum. Kahvaltı hazır. Kahvaltı etmeyeceğim anne. Olur mu? Babanın yine hey heyleri üzerinde seni çağırıyor. Hadi kalk oğlum. Hastaymış, gelemiyormuş da anne. Hasta mısın? Sen öyle de anne. Ah, aman Allah'ım. Bağırma Allah'ım. Sus anne. Ah. Oğlum ne oldu sana böyle? Ne olmuş buna hanım? Sana soruyorum hanım. Ne olmuş buna? Bilmiyorum. Ne bu halin? Konuşsana, dilini mi yuttun it herif? Gece tuvalete kalkmıştım, düştüm. Düştün mü? Düştüm. Düştün ha? Düştün. Beni kandıracağını mı sanıyorsun it herif? Bana yalan söyleme. Yalan söyleme. Uzatma baba. Uzatma. Bey yapma. Sen kim oluyorsun lan? Bana uzatma diyorsun. Yapma, vurma. Kim sen? Vurma. Uzatma. Vurma bey. Sen vurma. Kim oluyorsun lan? Çocuk yaralı. Sen bana uzatma. Uzatma. Yapma bey. Sen ne demek istiyorsun lan? Yalvarırım ha? Yapma. Ha? Çocuk kadın, yaralı. Bırak beni çekil. Kadın bey, senin yüzünden bırak çekil. Buraya gel. Bey yapma. Kadın bırak yapma, beni çekil. Bey. Yapma. Gel buraya. Buraya gel. Bey yapma. Gel buraya. Gel diyorum lan sana. Buraya gel. Gel. Hayvan herif. Gel lan buraya. Buraya gel dedim sana. Gel sana lan buraya. Hayvan herif. Dengel. Gel lan buraya. Çocuğun böyle serseri olmasına, baba sözü, atasözü dinlememesine sebep sensin. Yaralı olana el kaldırılmaz Salih Bey. Ben kaldırırım. Kaldırılmaz. Kes. Baba yapma. Baba yapma. Baba yapma.
Babamı vurma! Baba lütfen! Baba lütfen yapma! Baba! Ne duruyorsun lan? Yürüsene oğlum. Ne bakıyorsun el alemin karısına? Başımızı belaya mı sokacaksın? Sütü bozuk. Bak karısı, sakın bir daha bana vurma, tamam mı? Vurursam ne olurmuş? Yürürsün o zaman. Yapma ya. Dövecek misin beni yoksa? Gerekirse onu da yaparım. Hadi lan. Dokunma bana oğlum. Benle uğraşacağına git sen çıtırınla uğraşsana. Sakın çıtırı bu işe karıştırma. Bütün mahallenin üzerinden geçerken iyi diye, bir söylerken mi kötü? Öldürürüm lan seni. Abi. Ne oluyor lan? Yok bir şey abi, şakalaşıyordum. Öyle diyeyim lan. Öyle. Yürüyün gidiyoruz. Sonra hesaplaşırız. Bakalım görüşürsen. Yüzüne ne oldu abi? Sonra anlatırım. Ay ne yapmışlar sana böyle? Sonra anlatırım. Ya kimle takıştın yine? Vuranların elleri kırılsın. Babanla mı takıştın yoksa? Recep nerede? Lavaboda, şimdi gelir. Fena dövmüşler seni. Hastaneye gittin mi? Yeter abi. Yeter! Yeter! Tamam abi, kızma ya. Sadece merak ettim. Kız İskender Haydar'a kesik vallahi. Ne dedin sen? Ben mi? Evet. Az önce kasının kulağına ne dedin sen? Ben mi? Bir şey demedim. Ya param var mı diye sordu. Niye anlıyorsun ki? Ha? Çattık tekerleğe be. Senin ananı aradığını. İskender. İskender. Kaç kişiyle? Kaç İskender. Ya bir ne dediğini duymadın mı ya? Otur İskender. Otur. Zaten canım burnumda. Sinirimi sizden almıyorum ha. Kamil ve adamları. Tuzak kurmuş onun bunun çocukları. Dövelim abi. Hımbıl nerede? Sinemada. 12 seansını alıp gelecekmiş. Kim var orada? Kim var orada? Kim var orada ya? Evet, çaylar beyler. Hımbıl geldi abi. Kusura bakma abi. Neredesin Hımbıl? Film koptu ya. Çek bir sandalye hadi.
Ne yapıyorsun sen? Odun alıyorum. Sayenizde sabahtan beri bir çeki odun yükleyemedik. İyilerini seçiyorum beyefendi. Allah Allah. Karpuz mu bu hemşerim? Parasıyla değil mi? Seçerim seçerim. Kime ne? Odun benim değil mi? Satmıyorum. Olur mu beyefendi? Satmıyorum hemşerim. Satmıyorum. Hadi çekil işim başımdan. Zaten canım burnumda. Seni belediyeye şikayet edeceğim bilesin. Yürü. İstersen kralına şikayet et. Hadi çekil git başımdan. Bela mısın sen? Defol lan. Görürsün sen, görürsün. Defol. Allah Allah. Çattık be. Anne. Anne yoksa ağlıyor musun? Ne ağlaması, kızım odanın tozunu alırken gözüme toz kaçtı da. Ne olursun üzülme anne. Her şey düzelecek. Canım. Her şey düzelecek. Neredeyse baban gelir. Hadi yemeği hazırlayalım. Ya herifler silahlıysa? O zaman kıçında açılacak deliği nasıl kapatacağını düşün. Yok tabii ki. Mikrofonsuz Gülkars'ın mikrofonsuz. Burada ciddi bir iş yapıyoruz abi. Nereden alacaktık Recep? Abi duraktan. Ya buluşma yerine niye gelmedin? Babası pışpışlayacak. Belli ki adam uyumam diye tutturmuş. Abi yerlerini öğrendim. Neredeler? Kemancıdalar. Atla arkaya.
gelmiş. Senin uykuda olman gerekmiyor. Uyku tutmadı. Bak bak bak. Bizim muhallebici çocuğunun dili de varmış. Yoksa uyuyamamanın nedeni yediğin sopanın az gelmesi. Belki de yediğin yumruklar çok tatlı geldi. Biraz daha tatmak istiyorsun ha? Kola, hemen hallederiz. Değil mi çocuklar? İstediğini hemen yerine getiririz. Çünkü ben ve adamlarım bugün keyifli günümüzdeyiz. Hemen mi istersin yoksa sonra? Çünkü randevumuz var. Az sonra parası çok tatlı bir iş alacağız. Konuşsana lan. Dilini mi yuttun? Alacaklı olduğum için tahsilata geldim. Hayır. Lan bu uyar çok komik bir uyar ya. Ayşe tadı var lan bunda ayı. Sen bittin ulan! Bittin! Nasıl benzettik ama herifleri. O iri herif üzerime gelince bir sağ bir sol küt yerde. Ya keçiste kaldın başına gelenler. Böyle böyle alttan yumruğu bir ince nasılsa öküz gibi böldü. Böyle anam anam diye bağırışı vardı ki görmeliydiniz lan. Kısa olanı da bir tane ben vurdum. Yapma yapma diye yaldırınca vurmaktan ben de vazgeçtim. Hadi lan gördüm seni korkudan neredeyse altını yapacaktım. Yalancının? Gördüm seni sandalyenin altına saklanmıştım be. Hadi be oradan sen de. E tabi oğlum gördüm seni. Vallahi vurdum. Recep nerede? Şöyle yukarı. Nerede lan bu karı? Nerede? 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 Cevap vermiyor mu abi? Boku yedim oğlum, boku yedim. Kesinleşmiş 6 ay cezam var. Eğer karıyı bulamazsam mahvoldum, bittim. E ulan Haydar, yedim bitirdim ulan seni. Yedim bitirdim. Yukarıdan Allah inse seni kimse elinden alamaz ulan. Alamaz ulan! Alamaz! 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 Abi, abi dur. Dur, çekil lan! Alamaz! 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 Dur, dur, bağırma! Alamaz! Seni bağırma, alamaz. Bağırma kardeşim. Ha yeter ama. Sus. Sus. Veli.
Yalan mısın oğlum? Anne. Söyle oğlum. Anne. Korkuyorum. Neden korkuyorsun oğlum? Bilmiyorum. Korkma oğlum. Kork. Biz yanındayız. Gel oğlum. Gel. Korkma yavrum. Korkma. Her şey düzelecek. Gel. Ha. Gel. Hasta mı? Bilmiyorum kızım. Okuldan eve geldiğimde ne yapıyor diye bakayım dedim. Odamın kapısını açtığımda onu tuhaf tuhaf tavana bakarken gördüm anne. Seslendim ama duymadı. Bir tuhaftı. Sakın. Yok bir şey kızım. Biraz sinirleri bozuk abine. Hadi git uyu. Yarın sabah erken kalkacağız. Peki anne. Allah rahatlık versin kızım. Kabus mu görmüş? Bu oğlanda bir haller var bey. Bir doktora götürsek. Neresi ağrıyor? Bir yere ağrımıyor ama. Ne aması? Bir tuhaf. Bütün gün odasından çıkmadı. Hiçbir şey yemedi. Öyle melül melül tavana bakıp durdu. İçine mi içine kapanık ya. Hiç böyle davranmazdı. Bu oğlana bir haller oldu bey. Bir haller oldu. Bir doktora göstersek. Hangi doktora? Yoksa deli doktoruna mı? Ben kendimi oduncu Salih'in deli oğlu var dedirtmem hanım. Yat uyu. Yarın düzelir. Gitarını kırdık ya. Aklı sıra küslük yapıyor işte. Haydar gelmiş mi? Yatağı boş. Aklımın bir yanı da onda. Bağırıp vurmasaydın ya çocuğa. Zavallı yavrum kim bilir nerelerde yatıyordur. Hanım sus. Yat aşağı. Şurada iki kuruşluk uykumuz var, içine etme. Manyak mısın lan sen? Peki doktor bey, bağlıyorum. Bir dakika.
Yüzüne ne oldu senin? Düştüm. Bugünlerde de düşen düşeni. İmzala şurayı. Nereye imzalayacağım? Adını soyadını yazıp tam şuraya imza atacaksın. Durum ağır mı? Hiçbir şey yok. Karı kör kütük sarhoş. Sarhoş mu? Sarhoş ya. Hem de kibrit yaksan havaya uçacak kadar. Yapma ya. Vallahi. Sonra ne oldu? Ayı Kamil'i çektiler nezaret abi. Kafayı duvara vura 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 patlattılar. Öküz gibi böğürüyordu. Ha. Peki sen yakayı nasıl kurtardın? Ben orada müşteriydim dedim. Ayı Kamil'le adamları da bir şey demeyince inandılar. Yalnız Ayı Kamil'de adamları da harbi delikanlıymış. Ötmediler. Yapma ya. Ekmek çarpsın ya. Herifler hiçbirimizin adını vermedi. Tanımıyoruz dediler. Senin fıstık seni çağırıyor abi. Kimmiş benim fıstık? Ayşe. 3 vakte kadar sana yüklü bir para geliyor. Evet. Yapma ya. Bir de araba geliyor işte. Bir daha benim kız kardeşimin adını ağzına alırsan gebertirim ulan seni. Gebertirim. Bu bana vurdun. Öldürmediğime şükret lan. Öldürmediğime şükret hiç. Bak giderim. Giderim bir daha da gelmem. Defol. 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 Ne yapıyorsun oğlum? Çekil be. Sakın buraya gelme Ayşe, anladın mı? Sakın gelme. Peki abi, sen nasıl istersen. Ne istiyorsun? Annem eve gelsin dedi. Babam da öyle istiyormuş. Yemeğin ise ne Veli? Yesene oğlum.
Annem bana yemek verdi, babana götür dedi. Babama götürdüm, babama götürdüm. Babam masada hazırladı dedi. Yemeği hazırlarken sefer tası elimden düştü. Düştü. Silmeliyim. Hemen silmeliyim. Ya babam görürse. Babam görmemeli. Yanlışlıkla döküldük. Rezil olduk. Baba görmemeli. Hemen silmeliyim. Ya babam görürse babam görmemeli. Eyvah, babam geliyor. Anne, babam geliyor. Baba bana vurma. Silmeliyim. Baba bana vurma. Baba bana vurma. Saklamalıyım. Masanın altına girsem babam beni orada bulamaz. Masanın altına girmeliyim. Babam beni orada göremez. Ya görürse başka bir yer bulmalıyım. Anne, saklanacak yer bulamıyorum. Dolaba mı girsem? Dolaba girmeliyim. Dolaba girsem beni orada göremez. Veli! Koçum! İyi misin? Abi, babam evde mi? Evde mi abi? Evde. Abi, babam beni dövmesin abi. Dövmesin. Sen onu söylersin değil mi? Veli'yi dövme dersin değil mi? Veli'ye dokunma dersin. Söylerim. Söylersin değil mi? Abi, sen beni korursun değil mi? Korursun. Sen beni korurken kimse bana dokunamaz. Gitarımı da kıramaz değil mi abi? Kıramaz. Kimse kıramaz. Baba bana vurma. Baba, abime vurma. Abim beni koruyacak. Hep koruyacak. Koruyacak abim varken kimse bana dokunamaz. Gitarımı da kıramaz. Sana kimse dokunamaz koç. Herkes beni seviyor. Herkes ne iyi çocuk diyor. Annem de seviyor. Annem varken kimse bana dokunamaz. Babam da bana vuramaz. Baba bana artık vurma. Vurma. Baba artık vurma. Herkes ne güzel çocuk diyor. Baba yanlışlıkla döktüm. Herkesin önünde rezil olduk. Anne yanlışlıkla, baba yanlışlıkla oldu. Rezil olduk herkese. Baba artık vurma. Baba vurma. Herkes beni seviyor. Herkes ne iyi çocuk diyor. Baba vurma, vurma. Geçecek. Abim söz verdi. Abim hep benim yanımda olacak. Geçecek dedi. Söz verdi bana. Artık söz verdi. Yeter bu oğlum. Orta sahaya kalabalık tutacaksın ki forveti top atabilesin. Bak şimdi. Valiç bir toparlansın. Bak görüyorsun işte o zaman ne oluyor. E tabii oğlum, böyle değil. Hadi be. Sen ne anlarsın be futboldan. Recep'i gören var mı? Kayıp abi yok ortalarda. Elif karşımda durmuş, pis sırıtıyor. Bir anda suratına bir baktım, beynin dağdası. Selam millet. Selam. Bugün sinemaya gittim. Ya öyle mi? Hangisine gittin? Hımbıl'ın yarım gün makinistlik yaptığı sinemaya. Makinisti görebilir miyim dedim. Salona aldılar beni. Beklemeye başladım. Birazdan makinist geldi. Yani bizim Hımbıl. Ta kendisi. 60 yaşında bir adam geldi. Makinist benim, buyurun dedi. Hımbıl yok mu dedim. Öyle biri burada çalışmıyor dedi. Nasıl olur, burada yarım gün makinistlik yapıyor dedim. Evladım sen ne diyorsun, ben burada 30 yıldır tek başıma çalışıyorum dedi. Ya. Ne okuyorsun sen? Tarkan. Ver şunu bana. Aa, bakın ne varmış burada. Buhuyar lise 3'e gidiyor. Bu sene okulu bitirecek. Bize de çalışıyorum diye ayak yapıyor arkadaşlar. Yapma ya. Yalanım varsa şerefsizim. Okula gittim, soruşturdum. İğrenç ya. İğrenç. Çok kötü. Ne oluyor lan? Okumamanızın acısını ondan mı çıkartıyorsunuz? Bırakın çocuk ne istiyorsa onu yapsın. Oku oğlum. Avukat ol. Ama yalan söyledi abi bize. Ayakta uyuttu bizi. Hepimizi kandırdı. Uzatma Stübaşık. Uzatma. Sen de artık derslerine gizli gizli çalışmayı bırak. Rahatça çalış, tamam mı? Benim gitmem gerekiyor abi. Daha sonra ben sizi bulurum. İyi. Git. Thank you.
Orada gözünde sigara var, verir misin? Yakıp ver. Sen içmiyor musun? Şimdi canım çekmiyor. Nasıl buldun beni? İmzaladığın tutanaktan. Tutanaktan? Hı hı. Karakoldaki ifadenden buldum seni ve adresini. Arkan sağlam yani. Öyle derler. Çok içmiyor musun? İçmem gerektiği kadar içiyorum. Neden kurtardın beni? Efendim? Neden kurtardın beni? Kurtarmam gerektiği için kurtardım. Hadi gidelim buradan. Yıkılasın, yıkılasın. Yıkılıp da kahrolasın. Gün gele ki yok olasın gurbet. Gurbet, gurbet. Yakılasın, yakılasın. Yıkılıp da kahrolasın. Gün... Kim var orada? Kim var orada? Kim var orada? Kimsin sen? Benim. Sen de kimsin? Çık biraz öne gel. Benim dedim ya, ne bağırıp duruyorsun? Ne duruyorsun orada? Davetiye mi bekliyorsun? Gelip otursana. İçsene. Yavaş ya, bu Meret şişeyi durduğu gibi durmaz. Muhabbetin içine edeceksin sonra. Haydar nasıl? Bugün seni sordum. Bana vurmayacaktı. Ama biliyorsun, kendin kaşındın. Adam kız kardeşini çok seviyor. Beni yanlış anladı. Öyle demek istememiştim. Ayşe benim de bacımdır. Ona yan gözle bakan her kim olursa olsun karşısında beni bulur. O zaman bunları Haydar'a anlat.
Ne iyi adamsın sen be. Keşke... Keşke... Keşke ne? Boş ver, unut gitsin. Keşke... Şey olmasaydım değil mi? Öyle demek istemedim. Boş ver. Takma kafana. Artık koymuyorum. Mardin'i bilirsin. O kederli şehri. Güneşin bile her yerden daha fazla şefkatli davrandığı o çocukluğumun şehrini. Orada büyüdüm ben. Tüm çocukluğum orada geçti. Tek göz odalı bir evimiz vardı. Babam kamyon şoförüydü. Her uzun yola gittiğinde babamı yolculamaya giderdim. Arkasından günlerce ağlardım. Ağlama derdim ona, 3 gün sonra döneceğim. Sonra bir kez gitti. Dönmedi. O kamyon şoförlerin mola verdiği yerde günlerce babamı bekledim. Ama gelmedi. Annemle ben açtık. Parasızdık. Hiç kimsemiz yoktu. Sonra bir gün mola yerinde bir kamyon şoförü yanıma yanaştı. Elime para sokuşturdu. Sonra tutup kolumdan beni kuytu bir yere götürdü. O kadar aç ve halsizdim ki. Acı hissetmedim bile. Uzun süreden beri ilk kez karnımız doymuştu. Ondan sonra her parasız kaldığımda oraya gittim. Bu kamyon şoförlerinin mola verdiği yere. Her seferinde başka birisi kolumdan tutup o kuytu yere götürüyordu beni. O karanlık yere. Amca acıyor dediğinde döverlerdi beni. Hayat o kadar şaşırtıcı ki. Bu çocukluğumun geçtiği yerden alıp buralara getirdi beni. Sana, Karslı'ya, Sütü Bozuğa, Hımbıl'a, Haydar'a. O yüzden takma kafanı. Ben artık alıştım. Alıştım Recep kardeşim. Alıştım.
güzel, çok 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 güzel. Veli. Ne yapıyorsun burada oğlum? Bak. Ay. Ay çok güzel değil mi abi? Evet çok güzel. Veli. Hadi gidelim. Annem bizi evde göremezse meraktan ölür. Hadi koçum. Gel. Hadi koçum. Hadi gel. Ne istiyorsunuz? Bilmem. Sence ne istiyor olabiliriz? Bela istemiyorum. Yolumuzdan çekilin. Bela olmaya hiç niyetimiz yok. Asıl bela hapiste. Senin belanı Kamil abim hapisten çıkınca verecek. Bu arada bir iki delik de biz açsak hiç fena olmaz değil mi? Dağılın lan! Dışarı vallahi! At elindeki bıçağı, at lan! At! 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 At lan o bıçağı! At! Bırak yere! Bırak! Kaldır ellerini! Kaldır! Kaldır ellerini! Kaldır lan! Korkma lan! Korkma lan! Korkma! Korkma lan! Korktun mu lan? Korktun mu ha? Korktun mu lan? Korktun mu? Delikanlıya bak, korkuyor ha. Korktun mu lan sen? Korktun mu? Korkma, bir iki delik açacağım. Korkma lan, korkma. Korktun mu lan sen ha? Delikanlısın ha, korktun ha. Ne baba oldu, korktun vurma mu? Baba ha? Vurma! Bırak. Vurma baba vurma! Ay, baba vurma! Yürü vurma. Gidelim! Vurma. Vurma baba vurma! Vurma! Veli! Aydan! Aydan seninle sonra görüşeceğiz! Vurma! Baba bana vurma! Baba ikimize de vurma! Hadi! Baba ikimize de vurma! Babamı sen söylersin değil mi? Söylerim. İkimize de vurmaz değil mi? Babamı sen söylersin. Söylersin değil mi? Söylersin, söylersin. Babamı tamam, sen söylersin. Geçecek. İkimize de vurmasın. Babama söyle. İkimize de vurmasın. Sen tamam. Söylersin değil tamam. Mi abi? Sen tamam. Beni koruyacaksın değil mi abi? Söz verdin sen bana değil mi abi? Beni koruyacaksın değil mi? E oğlum madem çalışma, ne çalışmadın diyeceksin. Öyle sözlüğe çıkıp papaz olmak var mı? Öyle değil mi üstü bozuk? Hadi abi ya. Abi ne bileyim ben böyle bir şey olacağını ya. Abi. Ne var lan? Baksana. Ne lan bu? Manyak lan bu. Harbiden manyak. Bak ya. Kimi yaptınız acaba? Falsiye mi yaptın? Ya bak bu parayı nereden buldun? Abi. Unut gitsin Recep. Abi. Ben çoktan unuttum. Abi. Ne var lan?
Ne zaman bitiyor toplantı? Bilemiyorum efendim. Beni hiç sevmedin değil mi? Hayır efendim. Olur mu öyle şey? O zaman seviyorsun beni. Ben? Tabii efendim. Neden sizi sevmeyeyim ki? Yalancısın sen. İnsan tanımadığı birini sevemez. Bitti mi? Bitti. Oh be, sıkıntıdan patlayacaktım. Yasemin, bütün randevuları yarın al. Peki efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın dedik lan! Günaydın! Gel buraya. Nasılsın güzel oğlum? Anne. Efendim yavrum. Abim. Abim gelecek mi? Gelecek ya. Gelecek. Gelsin anne. Gelsin. Abi mutlaka gelsin. Sizi gördüğüme sevindim. Hoş geldiniz Buse. Merhaba. Buyurun. Ben de sizi arıyordum Buse Hanım. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Beyefendiyi tanıştırmayacak mısınız benimle? Haydar Hüseyin Bey. Nasılsınız? İdare eder.
Haydar Bey izin verirse sizinle biraz konuşmak istiyorum. Tabii, buyurun. Ben birazdan geliyorum Haydar. Buse Hanım, holdinginizin medya ile ilgili yatırım yapacağını. Teşekkür ederim. İçki alır mısın? Beyefendi, içki alır mısınız? Dur, bekle. Sen de iç. Ama efendim... Aması maması yok, içeceksin. Eğer içersem ücretimi alamam sonra. Alacaksın. Bu içkilerin tadına bakmak en çok senin hakkın dostum. Hadi iç. Ama olur mu? Olur. Hayatında bir kez olsun istediğini yapmak hoşuna gitmez mi? İç hadi. Buyurun. Sağ ol abi. Hadi bakalım koçum. Kendine kötü bak, olur mu? Kötü. Eve gitmiyor muyuz Buse? Yeni bir yer açılmış. Oraya gidelim. Birkaç kadeh içtikten sonra gideriz. Çok içmedin mi? Lütfen Haydar. Çocuk değilim ben. Ne yapacağımı bilecek yaştayım. Kalan yeter, eve gidiyoruz. Ya çekiştirme beni be. Buse! Ne sanıyorsun sen kendini? Babam mı sanıyorsun ha? Babam mı? Babam, git buradan be! Babam! Ne ağlarsın benim zülfü siyahım? Ne ağlarsın benim zülfü siyahım?
Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Göklere erişti feryadım, ahım. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Buse Hanım siz miydiniz? Benim, evet. Şunu bir imzalayabilir misiniz? Bu da sizin. Çiçekleri nereye yıkalım abla? Efendim? Çiçekleri nereye yıkalım abla? İstediğiniz yere yıkın. Niye kendini öldürmüyorsun? Sana kıyamam ki. Haydar, canın mı sıkkın senin? Yoksa yine bana mı kızdın? Hayır. Yalancı. Arkadaşları, evdekileri çok özledim. Bir aydır kimseyi görmüyorum Buse. Gitme, beni yalnız bırakmanı istemiyorum. Eve gidelim mi? Nasıl istersen. Ben arabayı getireyim. Vay vay vay. Bizim komik yarı gökte ararken yerde bulduk. Değil mi çocuklar? Ne istiyorsun? Şimdi de araba hırsızlığına mı başladın süt çocuğu? Rahat bırakın beni. Sakın bunu yapma. Yüzünü bana dön. Dön! Seninle küçük bir yolculuğa çıkacağız. Arkadaki arabaya geç. Yürü! Kamil. Buse Hanım. Neler oluyor burada? Koy o silahı beline Kamil.
Nedir alıp veremediğiniz birbirinizle? Bir şey. Yok bir şey. Sadece biraz eğleniyorduk. Kötü bir eğlence. Bir daha sakın bunu yapma. Peki. Bu sen. Arabayı sen kullan. Yarın büroma gel. Seninle konuşacaklarım var. Buse ve Haydar. Olamaz. Böyle bir şey olamaz. Kadının 40 yıldır peşindeyim. 40 yıldır aşkından ölüyorum. Benimle bir kere bile yalnız kalmadı. Allah'ım bu bir kabus. Bu bir kabus. Kabus. Herif bu gece Buse Hanım'ı fena yiyecek abi. Yiğit! Yiğit! Hayvan! Yiğit! 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 Ayı Kamil'i nereden tanıyorsun? Tanıyorum işte. Nereden tanıyorsun? Neden soruyorsun? Merakımdan. Bazen paranın bile çözemeyeceği şeyler oluyor iş hayatında. Paranın ve itibarın çözemeyeceği şeyler. İşte o zamanlarda Kamil gibilerine ihtiyaç oluyor Haydar'cığım. Nasıl bir ihtiyaçmış bu? Öf Haydar, gecenin içine etme. Sonra anlatırım. Bir daha Haydar'ın peşinde dolaştığını görmek istemiyorum Kamil, tamam mı? Ama Buse Hanım. Aması maması yok Kamil. Bir daha Haydar'ın peşinde dolaşmayacaksın diyorsam dolaşmayacaksın. Yoksa aramız bozulur. Eğer hala zevki sefayı seviyorsan benimle iyi geçineceksin, tamam mı? Yoksa haşlığını keserim. Anladın mı? Benden vazgeçemez diye düşünüyorsan yanılıyorsun. Sokakta benimle çalışmak isteyen onlarca Kamil var. Bunu da sakın unutma. Tekrar ediyorum. Haydar'ın çevresinde dolaşmayacaksın. Tamam mı? Bu konuşmadan da asla Haydar'a söz etmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Duyamadım Kamil. Tamam mı? Peki. Duyamadım Kamil. Tamam. Buse Hanım. Şimdi defol git. Bitin oğlum, bitin sen. Zamanı geldiğinde derine ellerimle yüzüp köpeklere atacağım seni. Buse Hanım ne bitin istiyor artık, abi? Bitin sen. Bitin artık, yoksun. Ayı Kamil'in kim olduğunu yok, göstereceğim ben sana. Efendim abi? Bir sus oğlum. Bir sus! 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 Haydar. Efendim. Biri seni görmek istiyor. Ne haber Kemal? Nasılsın? Abi. Ne var oğlum? Bir şey mi oldu? Abi kardeşin. Veli. Veli'ye ne oldu Kemal? Konuşsana oğlum. Öldü. Çok tuhaftı abi. Baban onu belki daha iyi olur diye yanında çalışmaya götürüyordu. Bir gün seni merak edip odun deposuna gittiğimde Veli'yi gördüm. Çok tuhaftı.
ince odunları, orta odunları, kalın odunları tek tek seçip ayrı ayrı sınıflandırıyordu. Baban onu böyle görünce çok sinirlendi. Öfkeyle odunları tekme atıp dağıtınca Veli bağırmaya başladı. Saatlerce uğraştık abi ama susmadı. Sürekli bağırıyordu, sürekli bağırıyordu, sürekli bağırıyordu. Babanla birlikte eczaneye götürüp sakinleştirici iğne vurdurduktan sonra sustu anca. Ondan sonra da hiç konuşmamış abi. Bir gün sizin evin önünden geçerken kapıda oturur buldum onu. Ne yalan söyleyeyim, ondan korkuyordum. Ama yine de gidip yanına oturdum. Uzun süre hiç konuşmadan öylece oturduk. Sanki ben yanında değilmişim gibi davranıyordu. Bir süre sonra bana hiç bakmadan, biliyor musun abim yanımda olmasa bile beni hep koruyor dedi. Ondan sonra da sustu. Hiç konuşmadı. Zaten ertesi günde sokak lambasına bağladığı iple kendini asmış. Bağırışmaları duyup oraya koşunca boynuna astığı kartonu gördüm. Kartona baba bana vurma yazmış. İskender nerede? Bir aydır ortalarda yok abi. Eve de hiç uğramıyormuş. Bu iş burada biter arkadaşlar. Herkes yoluna. Bir gün karanlık bir sokakta ya geberip gideceğiz ya da sakat kalacağız. Yaptığımız şeylerin hiçbir geleceği yok. Geriye dönüp baktığımızda tek bir şey göreceğiz. Koca bir hiç. Hımbıl. Sen okulda devam edeceksin, tamam mı? Recep, çok iyi bir tamirciydin. Tamirhaneye geri döneceksin. Mesleğine sahip çık. Karşılığı, sen yine pazarcılık yapacaksın. Biliyorum, en güzel parayı yine sen kazanacaksın. Stubozu da yanına alacaksın. Kendi sermayesini oluşturana kadar seninle çalışacağım. Stubozum, sen de Karşılığı ne diyorsa onu yapacaksın. Baba beni dövme diye yazmış bu önündeki kartona. En çok da bu zoruma gidiyor oğlum. En çok bu zoruma gidiyor. Öyle çok da vurmadım ki. Adam olun, dik durun. Hayat sizi sirkeleyip çöpe atmasın diye öyle bir iki tokat vurdum, hepsi o kadar.
Bir baba oğlunun acı çekmesini ister mi ha? Yara almasını ister mi? İstemez. Bütün bu çabalamamın, bunca yükün altına girmemin nedeni sizlersiniz. Siz daha rahat edin. Kimseye muhtaç olmayın diyedir. Ama olmadı. Olmadı. Keşke onun yerine ben ölseydim. Ben ölseydim. Usta dur şurada. İskender. 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 Thank you.
gel ey maşallah be. Daha ne kadar kaldı? Buyur abla. Gelin be, gelin be. Hadi çalışın. Alo. Kardeşinin ölümünden beni mi sorumlu tutuyoruz? Haydar. Hayır. Gelmeyecek misin? Hayır. Neden? Ailemin bana ihtiyacı var, gelemem. Emin misin? Evet. Kapı açık. Gelebilir miyim? Gel. Onu çok özledim abi. Eskiden sürekli gitar çaldığı için kızardım ona. Ama şimdi çok özlüyorum. Bir gün yeter artık, bıktım bu tıngırtılardan deyince, eğer bu tıngırtılara tahammül etmeyi öğrenirsen yaşamayı daha çok seversin demişti bana. O zaman öfkeyle kapıyı suratına çarpmıştım. Saçmalık demiştim içimde. Ama şimdi... Şimdi... Sen de bizi terk etmeyeceksin değil mi abi? Terk etmeyeceğim. Sizi terk etmeyeceğim. Efendim baba. Telefon var oğlum.
Alo. Haydar Bey'le mi görüşüyorum? Evet. Sen kimsin? Ben Taksim Hastanesi'nden Doktor Günay. Doktor Günay mı? Evet. Ne istiyorsun? Trafik kazası geçirmiş ağır hastalarımızdan birinin çantasında sizin telefon numaranızı bulduk Haydar Bey. Acilen hastanemize gelir misiniz? Hastamızın durumu oldukça ağır ve sizinle acilen konuşmak istiyor. Kimmiş hastanız? Buse Parman. Buse mi? Evet, Buse Parman. Alo. Haydar Bey. Alo. Ne oldu oğlum? Oh.